Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Amerika'da 3 ayımız dolduktan sonra dil kursu ya da turist vizesine uzatma ya da yatırımcı vizesi gibi bir değişiklik yapmak istediğimizde süreç devam ederken hala turist vizesindeyken Türkiye'ye gidip geri dönmek istesek sorun yaşar mıyız? Yoksa süreç sonuçlanıncaya kadar Amerika'da mı beklemedeyiz? Ve vize değişikliği süreci ne kadar zamanda sonuçlanır diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyebiliriz bu takipçimize. Siz burada statü değişikliğine başvurduğunuz zaman bu statü değişikliğiniz ister Türk vizesine geçiş olsun, ister yatırımcı vizesi statüsüne geçiş olsun, yani bir statüden diğer statüye başvuru yaparken bu statü başvuruları devam ederken eğer ülke dışına çıkarsanız başvurduğunuz statü değişikliği dosyaları red alacaktır ya da kapanacaktır. Dolayısıyla siz bu noktada eğer bir statü değişikliğine başvurduysanız bunun sonuçlanmasını beklemenizde fayda var. Fakat bu sonuçlanıp siz öğrenci statüsünü ya da yatırımcı statüsünü bile alsanız bu sizin ülke dışına giriş çıkışınıza imkan veren bir statü değişikliği durumu değildir. Burada önemli olan nokta siz bu onayları aldıktan sonra burada programlarınıza devam ederken ya da işinizi devam ettirirken Amerikan konsolosluğu için randevu almanız gerekecektir. Ve o randevu başvurusunu yapıp randevu tarihini aldıktan sonra ülke dışına çıkıp Amerikan konsolosluğuna vize almanız gerekecektir. Dolayısıyla burada statü değişikliği diyelim sizi aldı, yatırımcı statüsüne geçirdi. Ülke dışına çıkarken tekrar Amerikan konsolosluğundan bu sefer yatırımcı vizesini pasaportunuza almanız gerekecektir. Buradaki statü değişikliği bu arada boşuna yapılmamaktadır. Buradaki statü değişikliği size buradaki yatırımı yaptığınız firmayı yönetebilmeniz için, yürütebilmeniz için imkan sağlamaktadır. Ve ne zaman ülke dışına gitmeye hazır olduğunuzda bu zamanda Amerikan konsolosluğundan randevu alınıp vize görüşmenize girmeniz gerekecektir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.